İdemli iyi fikirlerden herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Bugün ilk konuğumuz halk ozanı Abdurrahman Deren. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Yazdığınız evet. Şiirler gündem oluyor hocam. Nereden ilham alıyorsunuz? Evet, her çıktığım kanalda bu soruluyor ama aslında herkesin içinde bir ilham var. Herkeste bir güzellik var ama bazen insanlar onu dışarı veriyor, bazen içinde gizli tutuyor. Ben herhalde biraz dışarı dağıtıyorum çok yaptığım güzel. Şey. Evet. Duygu adamıyım. Yani duygusal insanların genelde çok güzel sözler yazarlar. Bu sözleri işte dile getirirler, anlatırlar. Türkülerle, sözlerle, birbirine müzikle harmanladığınız zaman çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ya işte bunun yanında şiirlerdir, bunun yanında türkülerdir. Biz onları yapıyoruz. Yani ben onları yapıyorum. Yaptığım işten de çok keyif alıyorum. Daha doğrusu mutlu ediyor beni. Eğer bir eser kazandırıyorsam ne mutlu bana. Biz de zevkle dinliyoruz. Tabii yani Allah razı olsun herkesten. İnanıyorum ki dönem dönem o tepkileri alıyorum. Güzel tepkileri alıyorum. Beni de mutlu ediyor. En azından bir söz yazıyorum. Onu besteliyoruz. Tabii mutfakta bir sürü arkadaşlarım var, emek var. Sadece ben söz yazmakla olmuyor. Bunun işte müziğidir, hazırlanmasıdır, sunulmasıdır. Güzel işler çıkıyor. Son dönemlerde daha da keyifliyim. Yaptığım işlerin yavaş yavaş dönüşünü alıyorum. Yani hocam evet bu olmuş, nokta atışı olmuş. O da beni mutlu ediyor. Epilepsi türkünüz çok gündemde kaldı. Hatta bildiğim kadarıyla Ankara'da mini bir konser de verdiniz. Biraz bahseder misiniz? Evet, epilepsiyle ilgili aslında hiç aklımın ucundan geçmeyen bir projeydi o. Açık söyleyeyim. Epilepsinin bu kadar Türkiye'de yaygın olduğunu da bilmiyordum. Sonra bir arkadaşımızın, Dilek Çakır hanımefendinin bir teklifiyle hocam böyle bir proje var. Bir kısa film çekilecek. Bu filmde yer alır mısınız? Ya da bize epilepsiyle ilgili bir şeyler yazar mısınız diye. Yazdık. Eser çok güzel bir eser oldu. Sonra Ankara'da bir konser. Kısa filmde de yer aldım ben. Birçok ünlünün de yer aldığı. Ankara Çankaya Belediyesi'nin organize ettiği bir etkinliğe katıldım. Çok güzel tepkiler aldım orada. İşte hocam çok güzel, bu nasıl güzel sözler, nasıl güzel bir türkü diye. Dönem dönem ben projelere giriyorum aslında. Ama girerken seçiyorum tabii, her projeye de girmiyorum. Yani genelde aslında evet. Sosyal sorumluluk projelerine çok değiniyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bireysel olarak belki değiniyorum ama herkesin bu konularda duyarlı olmasını istiyoruz. İnsanız yani neticede bir yerde bir sıkıntı varsa çözüm içinde olsa eğer ben orada o çorbada bir kaşık tuzum oluyorsa ne mutlu bana. Bunun herkesin yapması lazım. Yani sadece bireysel olarak bir Abdurrahman Delen değil. Aslında göz önünde olan insanların ünlülerin özellikle bu konuda çok duyarlı olması lazım. Ama şunu da üstüne basa basa söylüyorum. Kazanç için değil. Yani kesinlikle. Ben bu projeye gireceğim de buradan bir şey kazanmak elde etmek için değil. Tabii ki. Eğer faydam olacaksa yerini bulacaksa o projede lütfen herkesin olması gerekiyor. Böyle birçok proje teklifleri de geliyor. Ara ara tabii değerlendiriyorum, bakıyorum hangi proje bana uyuyor. Ben her projeye giremem. Eğer birileri bu proje üstünde para kazanıyorsa ben o projeye girmiyorum, yokum orada. Size geleceğin Neşet Ertaş'ı diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bir Neşet Ertaş olamayız. Onlar bizim büyüklerimiz, onlar bizim gerçekten geçmişimizin en iyi ozanları. Sadece bir Neşet Ertaş değil. Bunun yanında Mahsuni Şerif var. Bunun yanında Murat Çobanoğlu var. Bunun yanında Yoksul İler var. Bunun yanında Aşık Maksudi var. Birçok ozanımız var. Belki onların döneminde
birçok şeyi böyle hani çok televizyonlar, basın, işte sosyal medya yoktu ama biz belki bazı şeyleri dile getiriyoruz, anlatıyoruz. Ondan öyle söyleniyor. Bana bu sözler söylendiğinde de çok mutlu oluyorum. Çok gurur verici tabii. Yani keşke Neşat Hocam gibi bana da Abdurrahman böyle bir adam deseler. Evet, şükürler olsun. Yapıyoruz bir şeyler ama bizim onlara ulaşmamız için daha çok yola ihtiyacımız var. Son yaptığınız eser nasıl yorumlar aldı? Biz çok beğendik. Ben çok beğendim kendimi. Şimdi son çok yaptığım güzel eser, şöyle söyleyeyim. 7'den 70 herkes beğendi aslında. Onun sözleri çok manalı. Çok güzel tepkiler aldım. Bir de eser benim dışımda bir şey çıktı ortaya. Yani müziğiyle beraber farklı bir şeye karıştı. Yani bunu şimdi eser yaparsınız, bir kesim dinler seni. Ama bunu herkes dinliyor. Çünkü herkese hitap ediyor aslında. Herkes dinliyor. Hocam diyor, evet diyor, müzdaribiz diyor. Ya diyor, evde otururken diyor, çocuklarımla konuşamıyorum diyor. Herkes odasında, sosyal telefon, medyada yani. Tabletler. Eşimle diyor, iki sohbet edemiyorum diyor. Sizde de var mı öyle bir? Evet, bende de var. Ben de müzdaribim o konuda. Hepimiz hocam. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyleyiz yani. Biz sosyal medyayı iyi kullanman gerekir ama. Her dakika, her saat telefonun başında olmaz bu iş. Maalesef. Bir işin olur, orada onu çözmen gerekir. Artık bir bağımlılık haline geldi. Tabii. Şimdi belki diyebilirler ki ya işte hocam teknolojiye değinmiş. Teknolojiye sözüm yok. İyi kullanırsan harika bir şey. Ama bunu kötü kullanırsan, yerinde kullanmazsan maalesef yani, çok zararlı. Maalesef ki dönem dönem sosyal medya üzerinden bir takım sıkıntılar da yaşıyoruz yani. Bunu çocuklarımız da yaşıyoruz. Evet. Ve şahit oluyoruz haberlerde, gazetelerde, televizyonlarda. Bu beni muzdarip ediyor, üzüyor beni açıkçası. Herkesin sosyal medyada olsa doğru kullanması lazım. Kesinlikle. Yani buna değinmek istedim. Buna seslendim aslında. Kötü mü yaptım? Hayır. Çok güzel bir muhteşem eser. Bir şey, bunun herkesin kulağına küpe olması gerekir. Evet. Sözleri çok güzel bir kere. Ya, harika sözler var. Evet. Hocam bir şey sormak istiyorum. Üniversite okuyan öğrencilere destek anlamında bir proje var. Siz de bu projenin komitesindesiniz. Biraz bahseder misiniz? Nasıl bir proje? Evet. Dedim ya, dönem dönem aslında bu tür projelerde bulunuyorum. Bu son birkaç gün önce böyle bir proje Bingöl'den, Bingöl yöremizden geldi. Hocam böyle bir proje var. Bu projenin içinde bulunmak ister misiniz ya da sizi istiyoruz gibilerinden. Projeyi anlattılar başımın üstüne dedim. Çünkü eğitim gönüllüsü bir adamım. Her bireyin okuması gerekir. İmkanları zorlayıp çocuklarımızı lütfen ama lütfen okutalım. Hiç ayrım yapmadan, kız çocuğu, erkek çocuğu değil. Herkesin okuma hakkı var. Okursak yukarı çıkarız. Okumazsak aşağı düşeriz. Maalesef. Eğitim çok her şeyin temel taşı. Eğitimi muhakkak imkanlarımız el verdikçe çocuklarımıza ve çevremize verelim bunu. Lütfen rica ediyorum. Ve böyle bir konu sevgili yine gazeteci dostumdan gelmişti. Galip Akengin, sevgili dostumdan, ya hocam böyle bir şey var, sizi de aramızda görmek istiyoruz. Bingöl derneklerinin organize ettiği birçok il, ilçe, köy derneklerinin 1000 öğrenciye eğitim anlamında 1000 üniversite öğrencisi. Evet, 1000 tane üniversiteye giden öğrenciye 1000 kişilik bir katkı. Ve bunun içinde sizin de olmanızı istiyorum dendi. Başımın üstüne dedim. Bizim o yörenin Bingöl'ü, Bingöl'ün balı meşhurdur. Hatta dünya birincisi oldu. Ve tonlarca bal getirilip Üsküdar Belediyesi'nin organize ettiği bir alanda yöreler tanıtılıyor. O yörenin içinde biz de, yani Bingöl'de var. O orada tanıtılacak. Orada inşallah ben de olacağım. 26 Ekim 30 Ekim arasında ve o ballar satılacak. Üniversite belki de 1000 öğrenci dedik ama belki de 2000 öğrenciye çıkacak o yardım. Evet. Ve çocuklar okuyacak. Bizim için başarı, en büyük başarı çok bu. Çok gurur verici zaten. Evet. Çok güzel bir proje en hocam. En büyük başarı bu.
Son eseriniz çok başarılı. Peki bundan sonra nasıl bir proje var aklınızda? Nasıl devam etmek istiyorsunuz? Biraz kopya verin hocam. Şimdi bazen bunun yanında şey de alıyorum. Hani ya hocam işte her şeyi yazıyorsunuz, ediyorsunuz, çiziyorsunuz. Bazen diyorum ki ya dua edin ki yazan biri var, bir şeyler çiziyor yani. Evet, kesinlikle doğru. Takılıyorum böyle hani keyif alsınlar diye. Var, kendi eserlerimi yavaş yavaş toparlıyorum. Onları bir kitap haline dönüştüreceğim. Çok evet, güzel. Bir kitabım olacak inşallah ilerleyen zamanlarda. Bir şiir kitabı tabii. Belki de biraz hayatımı da anlatacağım. Çünkü insanların bazen hayatları da böyle hani toz pembe değil yani. Burada bakıldığında ya Abdurrahman Hoca işte bak güzel sempatik bir adam gibi görürsünüz ama yürekteki şey şeyi bilemezsiniz. Çok doğru. İnsanların muhakkak içindeki bir takım acılar vardır. O acıları bazen dışarı, bazen de içeri atar kalırsınız. Zamanla onu düşünüyorum. Bakalım ne yapabiliriz. Var, eserlerim var. Dönem dönem tabii karşınıza çıkacağım böyle farklı ironi eserlerle. Çok seviniriz hocam. Çok mutlu oluruz. Son eserinizi çok kısa seslendirmenizi tabii, rica etsem. Sonra gidelim. Zaten klibinize devam edelim. Olur. Herkes açmış bir oturum, evde kalmadı huzurum. Bu işin sonu uçurum, bunun adı sosyal medya, bunun adı teknoloji. Oğlan beğenmez babayı, izliyor her gün modayı, bara çevirmiş odayı. Bunun adı sosyal medya, hanım beğeniler bekler. Ocakta yandı yemekler, hanım beğeniler bekler. Ocakta yandı yemekler, boşa gitti tüm emekler. Bunun adı teknoloji, bunun adı sosyal medya. Oğlan beğenmez babayı, izliyor her gün modayı, bara çevirmiş odayı. Bunun adı sosyal medya. Ah hocam. Nefesinize sağlık. Teşekkür ayağınıza ediyorum. Sağlık. İyi ki geldiniz. Çok sağ keyifli olun. Bir sohbet oldu. Ben de beni davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir kanalda olmaktan onur ve şeref duydum. Her zaman davet ettiğinizde yanınızda olurum. Ayağınıza sağlık hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar sunuyorum. Didem'le iyi fikirler bütün hızıyla devam ediyor. Bakalım sıradaki konuğumuz kim? Programımız bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Yanımda hem çok başarılı bir avukat hem de çok başarılı bir yazar olan sevgili Serra Taşköprü var. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Didem Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Ben de aynı şekilde, bilmukabele. Sessiz manipülasyon nedir? Evet, sessiz manipülasyon. Manipülasyon bilindiği üzere genel tabiriyle yönlendirme. Ama tabii burada olumlu bir yönlendirme, bir danışmanlık verme gibi bir durum söz konusu, tavsiye niteliğinde bir durum değil. Ben manipülasyonu ikiye ayırıyorum. Olumlu manipülasyon, olumsuz manipülasyon olarak. Bu ayrımı da yapan ben olarak olumsuz manipüle edilmesi ve sessizliğin silah olarak kullanılarak bunun yapılması yöntemiyle sessiz manipülasyon, sessiz şiddet olarak tabir ettiğim, kısaca daha anlaşılır kılmak için sessizliğin bazen hani atalarımızdan, kadim atalarımızdan duyduğumuz sessizliğin işte gerçekten bazen çaresizlik ya da acizlik yahut da tam tersi edepten ileri geldiği hep bilinç altına yerleştirilmiştir. Oysa ki buradaki durum her şey silah olabilir. Kesinlikle. Şiddet aracı olabilir. Buradaki de sessizliğin kullanılması yönünde bir yöntem. Bilinçli olarak, hesaplanmış olarak yapılan ve karşıdaki kişiye zarar veren, zararlar veren ve maruz bıraktıran maruz bırakana zarar veriyor, bir zarar doğuyor. Bu psikolojik bir travma da olabilir. Hatta fiziksel bazlı rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Ülser gibi,
bir takım şeker hastalığının ortaya çıkışı gibi. Çünkü bunlar da tıptaki bazı sağlık problemleri psikiyatrik olsun, fiziksel olsun maalesef ki burada sıkıntılara yol açıyor ve bu problemlerin düzenlenmesi için kişinin bir terapi sürecine geçmesi gerekebilir. Peki Serra Hanımcığım, hesaplanmış sessizlikten ne anlamamız gerekiyor? Hesaplanmış sessizlik adı üstünde zaten planlı, programlı bir şekilde sessizliğin silah olarak kullanılması. Tabii bazen hepimiz sessiz kalırız. Hatta bazen o kadar gözlemlediğim için, bazen mağduru olduğum için maruz bıraktırdığım durumlar oluyor insanları. Onu fark ettim. Ancak buradaki bilinçli, kasten, bilerek ve isteyerek sessizliğin kullanımıyla alakalı. Tek çare manipülasyonu nedir? Tek çare manipülasyonu özellikle ebeveynler, anne babalar olsun yahut işte güvendiğimiz kişilerin, garantör dediğimiz, garantris de diyebiliriz kadın olarak, bize bakım veren insanların, psikiyatrist de olabilir yahut avukat da olabilir, bizimle ilgilenen, bize bilgi veren, bizim danıştığımız insanların, özellikle diyorum, kendilerine bağımlı kılma manipülasyonları oluyor. Tek çare manipülasyonu. Yani tek çare benim koşulu koyarak karşıdaki kişi kendine manipüle ediyor ve mecbur bıraktırıyor. Evet. Sessizlikle bunu sağlamak da, ikisini bir arada yürütmek de mümkündür. Sessiz şiddetten kastettiğiniz nedir? Sessiz şiddet, sessiz olumsuz manipülasyonun şiddet olduğunu kanıtlıyorum. Zaten anket çalışmalarında bulundum. Birinci kitabımda hesaplanmış sessiz manipülasyon yoluyla işlenen suçlar ve yasal boyut. Ve ikinci kitabımda sessiz şiddet zaten onun devamı ve özeti niteliğinde olup sessiz aşk terapisi de üçüncü kitabım. Buradaki zaten temel aldığım kaynak kendi yaşantımdaki süreçti. Kendi yaşantımdan gözlem yaparak, kendime de karşımdakine de dışarıdan bakarak, olaya ve sürece dışarıdan bakarak ve başka bir takım gözle, dışarıdan bir evet gözle. Çünkü insan bazen olayın sıcaklığındayken, İçindeyken anlamıyoruz, özneyken dışarıdan bakınca anlayamıyor ki ben zaten süreç içerisinde de anlamak için çok büyük bir çaba sarf ettim. Bu konuyu önemsememin nedenlerinden bir tanesi de yok sayma, dışlama, alay etme üzerine ayrıştırma, bölme, işte insanların azınlığın çoğunluğa, çoğunluğun azınlığa, tırnak içerisinde normalin tırnak içerisinde anormale, anormalin anormal olarak nitelendirilen maalesef ki kişilerin normallere yani karşılıklı bir şiddet yok sayma üzerine de kurulu, kişisel görünen ve kişisel bir durumdan başladı bu kavram ama gücünü kişisel bir durumdan alıyor. Ancak sadece kişisel değil, aynı zamanda global, yani dünyayı ilgilendiren, çünkü ırkçılıkta da öyledir, yok sayma vardır. Sessizlik uygulanır, hiç etme vardır. Yani her türlü uç noktalardaki durumların yok sayma üzerine kurulu hali özellikle. Sessiz aşk terapisi. Evet. Nedir? Valla aşk içerisinde var. Terapi sürecini aktarıyor.
etik dışı bir terapi sürecini aktarıyor. Ben de bunu ele alarak acılı ve sancılı bir süreç yaşanıyor bu tip bir durumda. Bir psikiyatri tırnak içerisinde hastası ve psikiyatrist arasındaki bir sürece işaret ediyor. Bu hem psikiyatristlerimizi ve terapi yapan diğer kişileri korumak manasında hem de hastalarımızı hasta olarak nitelendirilen maalesef ki kişileri korumak ve diğer danışanları korumak manasında bir daha tekrar yaşanmaması adına hayata geçirilmiş ve aynı zamanda gerçek aşk mı, hastalık mı, takıntı yahut saplantı mı, yoksa karşı taraftaki sessizliği kullanan bir manipülatör mü, yoksa tam tersi sessizliğe gömülmüş bir aşık mı gibi sorgulamalar da yaparak ortaya konmuş bir eser. Ruh sağlığı yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ruh sağlığı yasası çok istenen bir kanun. Esasında kanunlar, hükümler bütünü. Yani bu yasanın çıkması tabii ki temennimiz. Ancak önemli olan kökten çözülmesi problemin. Kökten çözülmesi için de özellikle tıp eğitimindeki psikiyatri eğitiminin ve öğreniminin biraz daha empati kurmaya, danışanları ya da hastaları anlamaya, biraz daha sevgi, şefkat, merhamet duygularının da öğretilmesiyle daha çözüm getireceğini düşünüyorum. Çünkü tıp, yani psikiyatri psikolojiden biraz da farklı bir alan. Çünkü tıp mezunları psikiyatrist oluyor. Ve biraz daha batıdan kaynaklı Amerikan ve Alman özellikle psikiyatrisini benimsendiği için daha katı ve empatiyi yasaklayan tarzda ve bu da ne yapıyor? Birbirini hasta ya da danışanın psikiyatristle birbirini anlamasını, birbirine sevgi ve saygı duymasını engelleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden biraz daha merhamet, sevgi ve o katılıktan uzaklaşıp biraz daha empati kurabilecek duruma gelinmesini gerektiren bir eğitim, öğrenim süreci olursa daha özgün, daha Türkiye'mize yaraşır. Türkiye'mizdeki bütün insanları ırk, din, dil, mezhep fark etmeden kapsayan, böylesi güzel bir mozaiği kapsayan bir ruh sağlığı öğrenimi, psikiyatri öğrenimi, tıp eğitimi bence önder olabilmemiz için ve daha sağlıklı, şiddetsiz yarınlara kavuşabilmemiz için hekime şiddetin ve hastaya şiddetin önlenmesi için gereklidir en başta. Serra Hanım, size aşkın kanunu yazan avukat diyorlar. Neden? Açıkçası onlara sormak lazım. Klasik cevap, klişe bir cevap vermek gerekirse, ancak sıra dışı bir cevap vermem gerekirse, bunu aşkı ve sevgiyi aile hukukunda hani tanımlayabilmemiz gerekiyor bence. Her şeyin başında sevgi geliyor ve sevgiyi iyi çözersek, sevginin varlığını bilirsek, gerçek sevgi demek zorunda kalıyoruz. Çünkü sevgiyi ceza hukukunda da savunma olarak işte seviyordum. Onu soracaktım şimdi. Yani sizce aşk ve sevginin şiddet eğilimi olan insanlar üzerinde etkisi var mı? Yani çok seviyorum, öldürdüm. Evet, evet. Gibi. Maalesef. Şiddet
Onun üzerine de bir çalışma hazırlıyorum ben bu arada. Aşkın ve şiddet üzerindeki işte aşk gerçekten şiddete yol açar mı? Şiddete yol açan bir durum aşk mıdır gibi tırnak içerisinde sorgulamaları. Bu programın da özünde olan iyi fikirler oluşsun istiyorum. Felsefe yaparak bunu kendime misyon, görev edindim. İstiyorum ki ekip çalışması olsun. Bir şekilde bir ekiple psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular hep beraber aile hukuku, ceza hukuku üzerine aşkı bir kere çözebilmemiz, sevgiyi çözebilmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek kelimesini kullanmak zorunda kalıyorum açıkçası. Çünkü aşkı doğru tanımlamadığımızı fark ediyorum. Ben de aşkı öğrenme sürecinde her zaman oldum. Bir de sevgiyi inanın sokaklardaki o çoğu insanın hakir gördüğü, istismar ettiği hayvanlardan öğrendim. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani onlar ne yaparsanız yapın sevgi göstermekten men etmiyorlar kendilerini. Evet. Ve biz insanlar sadece kendimize ait bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Ve işte hayvanları yok sayıyoruz. Onlara sessiz şiddet uygulayan insanlar oluyoruz. Manipülasyonların yasal boyutu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar biraz daha böyle psikoloji eğitimi görüyorum bu arada felsefeyle beraber. Ve çok sahiplenici de olmak istemiyorum. Psikiyatristlerimize, psikologlarımıza saygı duyuyorum. Biraz hukukçu olarak konuşmam gerekirse manipülasyonların hukukta maalesef ki yeri yok. Yasal olarak bir boyutu yok. Hukuki bir boyutu yok. Çünkü manipülasyon olumlu yönde bir noktada kullanılan bir yöntem. Yani yönlendirme yapılıyor. Reklamlar olsun, işte moda da olsun, fiyatlar da olsun, tüketici noktalarında. Yani bu tip durumlarda hepimiz bir noktada gün içerisinde danışmanlık da bir manipülasyon esasında, olumlu manipülasyon. Birbirimizi manipüle edebiliyoruz. Farkında olarak ya da olmayarak bir strateji yürütebiliyoruz iş hayatımızda, özel hayatımızda. O yüzden belki de ancak ben iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve olumsuz manipülasyon olarak bir tabirin kanuni boyuta, yasal boyuta yerleşmesini temenni ediyorum ve bunun için de 5 senedir özellikle sessiz manipülasyon yoluyla esasında diğer manipülasyon türlerinin de önemini vurgulamaya çabalıyorum. Serra Hanım, şiddet nasıl çözüme kavuşur? Şiddet iç uyaranlar ve dış uyaranlar yani öfke içerisinde bulunduğumuz durumlar oluyor. Öfke doğal bir duygu hali, duygu durumu. Yani öfkesiz insan yoktur. Öfkesini farklı şekillerde gösteren insan vardır ama öfkesiz insan yoktur. Hepimizin içerisinde şiddet dürtüsel bir durum olarak yer alır. Ancak bu her öfke duyduğumuzda iç uyaran olarak ya da dış uyaranlardan dolayı da hissettiğimiz öfke duygusunu şiddete dönüştürmek bizim elimizde olan biraz da seçimimizle ilgili bir durumdur. Evet, olayın sıcaklığında yaşadığımız ani durumlarda, ani kaotik birdenbire ortaya çıkan durumlarda kontrol kaybı durumu oluşsa bile biz yine de o süreçte
kendimizi baştan eğitirsek kişisel gelişim olarak öfke kontrolünü, beyin jimnastiğini baştan yaparsak her şeye, tabii ki her şeye hazırlık olmamız mümkün değil. Başımıza ne geleceğini gün içerisinde sürekli planlayarak, programlayarak yaşayamayız. Ama başımıza ani bir olumsuz, bizi öfkelendirecek bir durum dış uyaran olarak geldiğinde kontrolü sağlayabilecek olgunluğu ve bireysel gücü yakalamamız gerekiyor. Yoksa öfkelenmemek mümkün değil. Bu koşullarda değil sadece insan doğası, canlı doğası hatta öfkeyi barındıran bir doğaya sahip. Doğada öfke vardır. Doğada suç yoktur. Suçu bir eylemin ya da bir eylemsizliğin, şiddet işte eylemlerinin fiziksel olabilir, cinsel olabilir, sesli, sessiz ya da psikolojik dediğimiz, duygusal şiddet dediğimiz tür, bu çok önemli. Parantez içerisinde söylüyorum. Psikolojik şiddet, duygusal şiddet çözümlenmediği sürece kesinlikle ve kesinlikle cinsel şiddet ve fiziksel şiddet çözümlenemez. Çünkü hepsinin hani bir ağacın kökü nasıl şiddet yeşeriyor. Resmen ağaç yeşerir, çınar ağacı gibi düşünün şiddeti. Şiddet o kadar köklerini de duygusal şiddetten alıyor. Duygusal şiddet annenin, babanın, ebeveynin ailesi olmayan için yetimhanede yaşayan süreçteki insanların ya da sokaklarda yaşayan çocukların örnek aldığı ya da onlara bakan ya da yalnızsa onların denk geldiği kişiler, öğretmenler vesaire, şiddet öğrenilen bir davranış modeli olduğu için göstermesi daha doğrusu şiddet değil. Ama şiddet göstermekle şiddet şiddetli duygu hissetmek arasında çok fark var. Birini kafamızda düşünürüz zarar vermeye ama bunu yapmayız. İşte bu muhakeme ve düşünme ile alakalı bizi canlı yapan, insan yapan hümanizmle de pekiştirmemiz gereken bir durum. Yoksa herkesin içinden birine zarar vermek, birilerine zarar vermek geçer. Hani kimse diyemez ki ya ben hiç aklımdan geçirmiyorum, içimden geçirmiyorum diyemez. Derse yalan söylüyordur. Çünkü hepimizin içinden geçer ama bunu gerçekleştirmek farklı bir mekanizma gerektiriyor. O da zaten tasarlayarak suç işleme cezaları çok daha yüksek örneğin. Bizi ağırladığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Sevda Hanım. Rica ederim, ne demek. Umarım gerçekten vizyoner fikirlerdir, iyi fikirlerdir, bir işe yarar ve gerçekten bir insana ilham olur. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.